bugün size elektrikli scooter nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Ben uzun süredir profesyonel olarak longboard sporuyla uğraşıyorum. Longboard'u merak ediyorsanız kartlarda ulaşabilirsiniz. O kadar saçma kazalarla karşılaşacaksın ki scooter kullanırken. O yüzden kaskını takmayı kesinlikle unutma. Kiralayabilirsin, olabilir. O zaman bile yanında bir kask bulunur. Şimdi ben kaskımı çıkarıyorum çünkü ofis ortamındayız. Dışarı çıktığım zaman tabii ki kaskımı yanında bulunduruyorum. Scooter doğru bir şekilde nasıl kullanılır? Bunların pozisyonları var. Dostum sen Leonardo DiCaprio musun? Neden buna iki kişi biniyorsun? Yani kız arkadaşınla Titanic filmi çekmek istiyorsan git bir tekne kirala. Orada ne yapıyorsan yap. Burada niye arkadaşının canını riske atıyorsun? Hatta bazı veliler var. Böyle burada duruyor. Çocuğunu da tam araya alıyor. Çocuk da buraya babasına sarılır gibi sarılıyor bu şekilde. Bunu geçtim. Buna bir de 3 kişi binenler var. Ben onlara artık yorum bile yapmıyorum. Şimdi gelelim gerçekten scooter'da ilk yapmanız gereken olan. Denge ayağınızı bulacaksınız. Peki denge ayağınız nasıl bulunur? Şahin arkadaşımız düz bir şekilde duruyor. Ben arkadan ittirdim. Ne oldu? Sağ ayağının üstüne düştü. Arkasından bir daha ittireceğim ama bu sefer onun sağ ayağını düşünmesini istemiyorum. Zaten bunu deneyeceğiniz arkadaşlarınıza bunları söylemezseniz daha avantajlı olur. Daha doğru bir şekilde denge ayağını bulursunuz. Şahin kaç senedir street workout'la uğraşıyorsun? 9. Tamam. Yine bak sağ ayağına düştü. Ya bazen başınıza şunlar da gelebilir. Arkadaşınızı ittiriyorsunuz. Ya bir sağ ayağının üstüne düşüyor. Sonra da sol ayağının üstüne düşüyor. Tamam bu adam switch mi? Bence onun nedeni ne biliyor musun bro? Paten ve kayak sporuyla uğraşanların hem sağ hem sol bacaklarını kullandıkları için beynini ikiye bölmüş olabilirler. Olabilir. Her zaman bir ayağımız daha fazla basıyor Şahin. Yani böyle bir durum da var. Biraz daha sert ittirin. Belki evet. O zaman doğru bulabilirsiniz ama hala iki ayağına farklı farklı düşüyorsa o zaman switch'tir. Şimdi sertçe bir ittiriyorum. Yine sağa düştün. Evet. Gelelim. Scooter'da ilk başta yapmanız gereken, ben hep unuttuğumdan kaynaklı sizlere de örnek vereyim. Ayakla kaldırmayı unutmayın. Ben sağ ayak önde kayıyorum. Yani denge ayağım sağ. Bu tabi kaykaydaki terimi Goofy ve Regular. Sağ ayak önde kayanları Goofy, sol ayak önde kayanları da Regular deniliyor. Ben Goofy'yim. Ayağımı dümdüz koymuyorum. Biraz hafif açılı koyalım ki çünkü daha sonra arka ayağımızı da koyacağımızdan kaynaklı burada ayağımız açılı kalmalı. Bizim longboard'da iki pozisyonumuz vardır. Biri T pozisyonu, diğeri de board pozisyonu. Genelde scooter'ı kullananlar da ön ayağını düz koyar, arka ayağında aynı T pozisyonu gibi frene böyle sabitler. Manuel olarak freni de kullanır. Bunun elektronik freni var. Tabii olmayanlar da var. Yani diskli frenleri var. Bu şekilde buradan aynı bisikletteki gibi fren sistemini de koymuşlar. Neden ben board pozisyonuna gitmeyi tavsiye ediyorum? Çünkü keskin dönüşlerde ani bir durumda board pozisyonunda olmanız sizin için daha iyi olacaktır. Elektrikli scooter'ınızı uzun vadede kullanmak için ilk başta bir ittirin, ondan sonra üstüne geçip gaza basın. Çünkü durduğunuz yerde başlatırsanız elektrikli scooter'ınızın bataryasını daha çok yorarsınız ve uzun vadede kullanamazsınız. Bakın board pozisyon dediğimde yani ayaklar birbirine çok yakışık bu şekilde değil veya şu tarafta değil. Açılı, yani burada ayaklar arasında mesafe olması lazım. Tabii siz dengenizi geliştirdikten sonra hatta böyle bile durabilirsiniz ama yani bu tarz şovlara gerek yok. Sonuçta bunun üstüne canımızı taşıyoruz. Dönüşler aslında elektrikli scooter'da en çok zorlandığımız yer. Çünkü sağ ayağı önde kullananlar iç tarafa doğru yani sola doğru dönerken daha rahat kullanıyorken sol ayak önde kullananlar da sağ tarafa doğru daha rahat dönüyor. Peki terse doğru dönerken ben dengemi kaybediyor gibi oluyorum en fazla diyen arkadaşlar varsa şunu yapın. Mesela düz gidin. Ondan sonra bir anda reverse dediğimiz şekilde dönmeye çalışın. Şöyle bir soru duyuyor gibiyim. Ya peki Enfal denge ayağımı nasıl geliştirmeliyim? Sağa doğru ittiriyorum. Sonra sola doğru ittiriyorum. Sağa doğru ittiriyorum. Bu şekilde ters ayağımı da güçlendiriyorum. İttirmiş olduğun sol ayağınla başlayarak havada bu şekilde asılı bırakmaya çalış. Arkaya koyma ayağını yani. İttir. Çünkü bütünüyle bütün yük rehber ayağına yüklenmiş olur ve bu şekilde oradaki kaslarını geliştirirsin ve dengen aynı şekilde gelişmiş olur. Bakın en önemli püf noktayı söylüyorum. Aynı motosikletteki gibi oradaki kulak sıvısı mantığı var ya, çenemiz her zaman dik olacak. Yani yere doğru bu şekilde bakmayacağız. Sola ya da sağa doğru kafamızı yatırmayacağız. O kulak sıvısını dengeli tutmak için her zaman çenemiz dik olacak ve dönerken hafif dizlerinizi kırarsanız
daha rahat scooter'a hakim olacaksınız. Keskin dönüşlerde özellikle dizlerimi kırmam benim için büyük avantaj sağlıyor. Önemli bir diğer püf nokta da fokuslanma. Ben şu an kameraya bakıyorum. Arkadan geçen arkadaşımı görebiliyorum şu an. Hatta kapıdan çıktı. Bir bana baktı geri, gülüyor. Şimdi geri çıktı. Bu şekilde benim fokuslanmamın bana ne avantajı var? Mesela bir yerden dönerken oradan bir bisikletli geçiyor olabilir, bir kaykaycı, bir longboardçu, bir araba bile geçiyor olabilir. Orada onu görebilmem. Ona göre frenimi yapmam veya ona göre hızımı ayarlamam. Buradaki olay bu. Bir yere fokuslanın. Eğer yere bakarsanız veya dimdik karşıya bakarsanız bu sizin için bir avantaj değil, dezavantaj olacaktır. Elektriği kestiğiniz vakit bu elektrikli scooter'lar biraz daha olsa hafifliyor. Tabii şu da başınıza gelebilir. Mesela eve gidiyorsunuz, yarı yolda şarjınız bitti. Manuel kullanacaksınız, yapacak bir şey yok. Elinizde taşıyacak haliniz yok. Onun için de normal aynı scooter'daki gibi adım atacaksınız ama en önemli püf nokta. Arka taraftan adım atmayın. Bu sizin aslında hızınızı yavaşlatıyor. Sizin gerçekten tam bir randımanlı böyle bir adım atayım da güzelce bir gitsin diyorsanız önden atın ve adımınızı atarken dizinizi de hafif kırın. Yani onun vermiş olduğu kuvveti scooter'ınıza transfer ederken dizinizi kırarsanız daha hızlı scooter'ınızı kullanırsınız. Diğer türlü sürekli arkadan adım at durdur yani. Bir kere buradan adam gibi adımını at, o zaten gidecektir. Elektrikli scooter'da ani bir durumda veya kaza anında nasıl düşmeliyiz? Ani durmam gerekti. Yavaş bir hızdayım. Yine scooter'ımı, soyumu bırakmıyorum. Öne doğru koşarak aynı şekilde de scooter'ımı da yanında sürüklüyorum. Ama çok ani bir durum gerçekleşti. Normalde bunda sonuç olarak bir elektronik fren var. Arkasında da fren var. Bu fren yetmedi. O zaman abicim atın, gitsin. Boş verin, sizin canınızdan önemli değil. Ama öne doğru koşmayı unutmayın. Eğer koşmazsanız takla atarsınız. Ne kadar bir hızla sizi fırlatacağını bilemem. Ama koştuğunuzda en azından kendinizi koruyabilirsiniz. Mesela yokuştan aşağı doğru indiğinizi düşünelim. Düştünüz. Bir engele takıldınız veya tekerlek bir şeye takıldı, bir anda sizi fırlattıysa öne doğru yine adım atarak koşmaya çalışın. Yetmiyorsa kendinizi, eğer sol omuzunuzun üstüne doğru gidiyorsa sola doğru çevirip yuvarlamaya çalışın. Sağ tarafa doğru düştüyseniz de sağ tarafa doğru çevirip, yani kollarınız birbirine yapışık olsun demiyorum ama yakın tutmaya çalışın. Yani açık tutmayın, o zaman riskli olabilir ve yuvarlamayı kesinlikle unutmayın. Mesela bizim longboard'da, ben longboard nasıl düşülür videosunda çok daha detaylı anlatıyorum. Javier'in bir düşüşü var şu an görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde kendini yuvarladığı için, yani sakatlık dediğimiz bir durum kesinlikle olmadı. Kendinizi ne kadar kasarsanız o kadar zor aslında scooter kullanırsınız. Dirseklerinizde tabii kırık olsun, yani şu şekilde de kullanmaya çalışmayın. Bunun dışında da merak ettiğiniz sorular varsa bana yorum kısmından belirtin. Hep birlikte başka bir videomda scooter'la alakalı sizler için çekebilirim. Yani anlatabiliriz. Bu aslında çok zor bir şey değil elektrikli scooter kullanmak. Siz zorlaştırıyorsunuz. Zorlaştırmayın. İnsanların canını riske atmayın. Kask takın, dikkatli kullanın. Bol bol pratik yapın. Evet, sizin belki o anki hayatınızı kolaylaştırabilir scooter ama bir gün belki bir insanla kaza yaparsınız ve o insanın canını riske atmış olursunuz. Benim ne demek istediğim, aslında bu videoda baştan sona vurgulamak istediğim şeyi bence rahatlıkla anlamışsınızdır. Sen de bildirimleri açtığın için teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izleyip sabrettiğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Esen kal. Bay bay.